Efendim, ben Deniz Divanı Humayun'un ilk Müslüman mütercimi olan Yahya Naci Bey'in torunuyum. Babam da dedem gibi tercümandı. Yani bu meslek, bu dil merakı bize aile yadigarıdır denilebilir. Babamın görevi gereği Paris'e gittim. O eğitimimi orada aldım. Dolayısıyla Fransızca öğrendim. Sonra Latince öğrendim, Grekçe öğrendim. Yurda döner dönmez de tercüme bürosunda beni memur olarak atadılar. Ve benim hızlı ve istikrarlı yürüyüşüm de başlamış oldu. Tanzimatın ilanından sonra Londra Büyükelçiliğine katip olarak atandım. Ve dillerimin arasına İngilizce de girmiş oldu. Ve baş mütercimlik, Tahran Büyükelçiliği, Paris Büyükelçiliği derken başvekilliğe kadar yükseldim. Hatta Meclis-i Mebusan'ın ilk reisi olmak bana nasip oldu. Ben azimli, kararlı, Türk menfaatlerini koruyan, çevresi geniş bir diplomattım. Türkçülük akımının benimle başladığını söyleyenler de vardır. Tahran'da elçiyken elçilik binasını Osmanlı toprağı olarak kabul edip göndere Türk bayrağını çektiren benim. Ayas-Tefenos Anlaşması'nın altında benim imzam vardır. Anadolu'daki Türkçe kelimeleri toparlayıp ilk sözlüğü hazırlayan benim. Çünkü Türkçe çok müstakil, çok bağımsız bir dildir ve dil çok önemlidir. Öğrendiğim diller de benim ufkumu açtı. Yabancı dillerden çeviri yaptım, oyun çevirileri yaptım ve bunlar beni çok etkiledi. Hatta Bursa'da valiyken oraya bir tiyatro binası yaptım, hala kullanılıyormuş. Molière'i çok severdim. Onun çağdaşlarından ve ondan çeviriler yaptım, uyarlamalar yaptım. Hatta bazılarını sahneye bile koydum. İlk Türk eseri olarak sahneye çıkan bunlar anılırlar. Yani dil konusuna meraklı olduğum kadar tiyatroya da meraklıydım. Evet, ben kimim? Sanatçımız Mehmet Atay'a çok teşekkür ediyoruz. 19. yüzyılda yaşamış Türkçülüğün öncü isimlerinden biri kabul edilen çevirmen, oyun yazarı ve devlet adamı kimdir? A. Ahmet Vefik Paşa. B. Ahmet Mithat. C. Ziya Paşa. Evet, açıkçası bu üç ismi de duydum. Biliyorum fakat şu anda yarışma heyecanıyla Joker'imi daha önce hocamdan yana kullandığımdan pişman oldum. Şu anda hocam bana gerçekten yardımcı olabilirdi. Hem de nasıl? Üç ismi de biliyorum. İki isim üzerinde özellikle yoğunlaştım. Hangileri? A. Ahmet Vefik Paşa ve C. Ziya Paşa. Açıkçası Ahmet Mithat Paşa'nın olmadığını düşünüyorum. Ziya Paşa Türkçülük noktasında bana bir kısım isimler çağrıştırıyor. Fakat tiyatro noktasında Ziya Paşa'yla tiyatroyu çok fazla birleştiremedim. Burada muhtemelen A. Ahmet Vefik Paşa demek istiyorum ben şu andaki düşünceme göre. İç sesiniz sizi A şıkkına mı yönlendirdi? A şıkkına yönlendiriyor, evet. Peki, onaylatmadan önce size önünüzdeki kırmızı butonu da hatırlatıyorum. Son üçlemede 5.000 lira kazanmıştınız. Yani çekilerek 2.500 lirayla ayrılabilirsiniz. 2.500 lira açıkçası çok fazla beni tatmin eden bir rakam değil. Ha, kazandım veya kazanmadım. 2.500 lira çok önemli değil. Burada risk alacağım. Tabii çok büyük bir risk de değil aslında. Nasip olduğuna inanıyorum bazı şeylerin. A. Ahmet Vefik Paşa demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım A şıkkı size 15.000 lira kazandıracak.